Normalde YouTube'da birçok video izlemişsinizdir bu konu hakkında. Yani çantamda ne var tarzında birçok video izlemişsinizdir illaki. Benim kanalımda da böyle bir video var. Ama ben bugün size bunlardan farklı olarak çantamda ne var değil de çantamda ne olmamalı, çantamızda ne olmamalı tarzında bir video sunmayı planlıyorum. Bakalım nasıl olacak? Heyecanlıyım. Eğlenceli bir video olacağını kesinlikle düşünüyorum. İsterseniz çantamızda ne olmamalı bir bakalım. Gün boyu hepimiz neredeyse birkaç kiloluk çantalar taşıyoruz. Sırt çantası olabilir, kol çantası olabilir, hiç fark etmez. Ama kesinlikle birkaç kiloluk çantalar taşıdığımız bir gerçek. Bir kere sağlık açısından çok kötü bir şey. Benim bu yüzden sırtım o kadar çok ağrıyordu ki bir zamanlar. Yani doktora falan gitmiştim. Doktor da bana demişti ki hep aynı tarafında mı çanta taşıyorsun? Ben normalde çantayı her zaman sağ omuzumda taşırım. Hatta şey düşünüyorum, omuzlarım arasında bir fark olduğunu yükseklik açısından. Çünkü buraya taktığım zaman, sol omuzuma taktığım zaman çanta kendiliğinden düşüyor. Sağ omuzda kesinlikle bir düşme olmuyor. Zaten çantayı şöyle takıyorum ve her zaman taktığım gibi duruyor. Nedenini bilmiyorum ama sanırım ister istemez çantayı burada taşıdığım için sürekli şöyle falan tutuyorum kolumu. Bilmiyorum gerçekten. Ama böyle bir gerçek var. Ve şunu fark ediyorum, bazen eve geldiğim zaman çantanın içine sabahtan atıyorum işte şunu da kullanırım, bunu da kullanırım, işte bu da lazım olur, bu da ihtiyaç tarzında birçok şeyi çantaya dolduruyorum. Akşam eve geliyorum, hiçbirine dokunmamışım, kesinlikle dokunmamışım, koyduğum gibi duruyor. Çünkü ihtiyaç dışı aslında ama ben çok tedbirli bir insan olduğum için onların hepsini yanımda istiyorum. Biz kızlarda böyle bir şey de var, yani her şeyi yanımızda istiyoruz, ulaşabileceğimiz şekilde istiyoruz. Oysa zaten artık birçok şeyi pratik bir şekilde halledebiliyoruz. Yani çantamızda gereksiz şeyler taşıdığımızı düşünüyorum. O yüzden ben şu küçücük çantaya, böyle bir çantam var bugün. Böyle küçücük minicik bir şey. Bunun içine neler neler sığdıracağım ve gerçekten sadece ihtiyacım olan şeyleri koyacağım. Büyük çanta kullandığımız zaman, hadi kiloyu geçtim neyse. Bir şekilde büyük çanta kullandığımız zaman her şeyi sığdırabiliyoruz. Ama böyle küçük çantalara hem her şey sığmıyor ya hem de gerçekten gereksiz yere taşımanın bir anlamı yok. O yüzden size küçük ipuçları vereceğim ve böyle faydalı olabileceğini düşündüğüm noktalarda birazcık konuşacağım. Şimdi ben bu çantanın içine ne koydum? Ne de koymamalıyım? Çantamı açıyorum arkadaşlar. Çantada olmazsa olmaz. Tabii ki cüzdan. Ha cüzdanı neyse karışmıyoruz. Cüzdan olabilir ama yine çok büyük olmasın yani çanta tarzında. Bu cüzdanı bunu çıkartacak değilim. Bu kalacak. Şimdi çantama koymaya başlayacağım. Şu anda çantam boş. Sadece bir tane serpağım var. Şöyle bir şey. Bunu da Watson's'tan almıştım. Onun dışında çanta bomboş. Şimdi ihtiyacımız olan şeyleri kullanacağız. Şimdi kızlar, önce makyaj çantasıyla başlamak istiyorum. Makyaj çantası tabii ki bulunsun, bulunmasın demiyorum ama sabahtan makyajı yapıyoruz mesela. Dışarıya çıkıyoruz, okula ya da işe gidiyoruz. O makyaj malzemeleri, zaten kaliteli makyaj malzemeleri herkes kullanmak istiyor. İşte 24 saat kalıcı makyaj, işte ne bileyim 8 saat kalıcı rimel, eyeliner tarzında şeyler. Bunları sürüyoruz. O makyaj aslında çok bozulacak bir makyaj olmuyor. Ve gittiğimiz ortamda çoğu zaman da makyaj yapacak bir durumumuz olmuyor. Ama biz yine de makyaj çantamızın içine her şeyi dolduruyoruz. Yani fondötenden, pudrasından, işte rimelinden, alnından her şeyi koyuyoruz. Sonuçta evden çıkarken sen yüzüne bir kapatıcı uyguluyorsan eğer o kapatıcı bir şekilde en az 8 saat gidecektir. O yüzden bence çok gerekli değil. Mesela fondöteni yanınızda gerçekten ihtiyaç olduğu için mi taşıyorsunuz? Yoksa elimiz alışmış onu da koyalım, bunu da koyalım tarzında mı? Bunları sorgulayabiliriz. Bu benim çok gereksiz makyaj çantam. Yani bunu büyük çantalarıma koyuyorum ama artık koymak istemiyorum çünkü çok ağır olduğu için. Mesela bunun içine ne var? Pudra koymuşum. Yani oysa evden çıkıyorum, dediğim gibi makyajla çıkıyorum ve bunu kullanmayacağım kesin ama yine de koymuşum. Bir tane Supra Color var. Hadi neyse, belki bunu bu küçük çantaya da koyabilirim. Yani bundan vazgeçemeyebilirim ama şu anda emin değilim. Onun dışında rimel var, CC krem var. Ya şu gerçekten ihtiyaç dışı. Ya bunu koy, ya şunu koy. Bir de pudra koyuyorsun, hepsini koyuyorsun. Anlamıyorum yani neden koyduğumu. Onun dışında iki tane ruj koymuşum. Makyaj çantamızı temizleyelim lütfen. Ben uzun zamandır bakmıyordum çünkü. Burada bir tane fırça var, allık fırçası. Bir tane daha ruj var. Üç tane ruj oldu. Eyeliner var. Bilmiyorum, bence çok gereksiz bunların hepsi. Uzun zamandır bakmadığım için gerçekten çok birikmiş. Bu böyle bir makyaj çantası mesela. Ben bunu şu çantaya koyacak olsam, bu zaten çanta kadar bir makyaj çantası. Herhalde bu çantanın içine başka bir şey koyamam diye düşünüyorum. O yüzden şimdi bunu eleyeceğim.
Bir tane de şöyle küçük bir makyaj çantası böyle kendime yaptım. Aslında bir kalem kutuydu bu ama gerçekten çok tatlı küçücük bir şey böyle. Bunun içine de şimdi küçük çantama uysun diye işte en ihtiyaç gördüğüm şeyleri koyacağım. Bir kere pudradan vazgeçiyorum. Supradan da vazgeçiyorum. Çünkü dediğim gibi ten makyajı yaptığınız zaman uzun saatler gittiği için o makyaj tekrardan yapmanıza gerek kalmıyor. O yüzden bunun içine Flormer'ın concealer'ını koyacağım. Bu concealer'ı gözünüzün altında uygulayabilirsiniz ama gerek görürseniz yani illa hani bir yerinizi kapatmanız gerekiyorsa bence yüzünüzün her tarafına uygulayabilirsiniz. Sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum. Bunu koyuyorum. Bu ihtiyaç. Evet. Bir tane ruj koyuyorum. Sadece bir tane. Ve bir tane göz kalemi koyuyorum. Eyeliner'ı falan atıyorum. Çünkü eyeliner'ı sürüp çıkıyorsam hani bozulabilir. Tamam rengi birazcık grileşebilir. O zaman bence göz kalemiyle üstünden geçebilirsiniz. Bu şekilde makyaj çantamı küçültüyorum ve minicik hale getiriyorum. Yani şunun yanında şu gerçekten bayağı çok tedbirli olduğumuz için bir de ben krem kullanmayı da gerçekten çok severim. Çünkü cildim kuru olduğu için her zaman kreme ihtiyaç duyuyorum. Ama bir şöyle gerçekten şu boyutta krem taşıyan insanlar gördüm çantasında. Çanta böyle bavul gibi. Yani şunu koymuş. Bu yarım kilo neredeyse. Yani sen bunu koyuyorsun. Bilmiyorum yazık günah yani. Bu şekilde krem koyanlar bile oluyor. Ama buna aslında hiç gerek yok. Mesela ben krem kutusu aldım. Bunu eczaneden mi aldım? 1 milyoncu tarzında bir yerden mi aldım? Hatırlamıyorum şu anda ama siz de kolaylıkla eminim ulaşabilirsiniz birçok yerden. Kapaklı bir kutu böyle. Bunun içine mesela kremimi koyuyorum. Bundan çok çok iyi. Hadi bu neyse birazcık abartılı bir örnek oldu ama 300 milimlik falan sıkmalı kremler de oluyor. Onlar bile bakıldığı zaman gereksiz yani. O gün onun hepsini kullanamayacaksın. Ya da mesela şöyle 1 liraya falan kolaylıkla her yerde bulabileceğiniz mesela bu hobi bu şekilde kremler de alabilirsiniz. Bundan çok çok iyidir. Parfüme kesinlikle ihtiyaç dışı diyemem. Parfümü kesinlikle çantamdan atamam. Ama şu parfümü koymaktansa mesela bu çanta boyu diye satılan bir parfüm. Kaç milim bu? 30 milim. 20 milim olanlar da var. Ama bu dahil gerçekten büyük. Yani şu çanta için kesinlikle büyük. O yüzden bu ikisinden vazgeçiyorum. Kullandığınız parfümünü ya gerçekten şu kadar olanı falan bulup alın. Ya da parfümcüler bunu yapıyor. Çok beğendiğiniz, sürekli kullandığınız bir parfüm varsa böyle küçük şişelere doldurtabilirsiniz. Ben öyle yapmıştım. Mesela bunu çantama koyacağım. Parfüm ihtiyaç gerçekten. Bunu çantama koyacağım. Küçücük bir şey. Ve bu bana ağırlık yapmayacak şunlardansa. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi kızlar gerçekten planlı. Yani biz planlı insanlarız. Plan yapmayı seviyoruz. O planlara uyup hayatı yaşamayı birazcık seviyoruz. Gün içinde unutmamanız gereken şeyler olabilir. Yapmanız gereken şeyleri not aldığınız not defteriniz olabilir. Bunu çok anlayışla karşılıyorum. Ama bu hatayı en çok ben yapıyordum. Önce kendimi eleştiriyorum. Ondan sonra siz de kendinizi bilirsiniz zaten diye düşünüyorum. Şimdi ben not defteri taşımayı gerçekten çok seviyorum. Her zaman çantamda not defteri taşırım. Yani küçük olsun büyük olsun o çantaya ben not defterini sığdırırım bir şekilde. Bu benim eski bir not defterim. Daha önce çantamda ne var videosunda bu not defterim mi vardı hatırlamıyorum tam ama şimdi bu çantaya, şu çantaya bu not defterinin sığmayacağı bir kesin. O yüzden ben size şunu öneriyorum. Şimdi telefonlarımızın not bölümü falan var. Artık yani gerçekten her şey sanal ortamda oluyor. Oraya dahi not alabiliriz ama illa benim gibi yazıp not almayı seven bir insansanız bunun yerine ben size şunu öneriyorum. Böyle küçücük bir not defteri ve çok şirin gerçekten. Bunu alabilirsiniz ya da şu bile mesela fazlalık olarak görüyorsanız bir sayfa alırsınız. Sayfanın içine yapacağınız şeyleri yazabilirsiniz ya da küçük bir kalem alırsınız. İşte o gün aklınıza gelen şeyleri bir sayfaya da yazabilirsiniz. Ben mesela bu çantama bunun yerine şu anda bunu koyacağım. Bu küçük not defterimi koyacağım. Evet çantam iyice şu anda dolmaya başladı. Çantadaki fazlalıkları atınca gerçekten ihtiyaç olan şeyleri koyduğumu fark ettim. Şu anda çantamda 5-6 tane ürün var. Hepsi küçük boyutlu olduğu için çantaya sığdı. Bakıyorum. Ağırlığı da bence iyi durumda şu anda. Yani toparlayacak olursak çantamızda olmaması gereken fazlalıkları sayalım hep birlikte. Bir kere önce makyaj çantamızı temizlemekle başlıyoruz işe. Bence çantanın hafiflemesinin en büyük safhası bu aşama oluyor. Çünkü gerçekten makyaj çantamızı temizlediğiniz zaman gününüzün yarısının azaldığını siz de göreceksiniz. Makyaj çantamızı temizledik. İhtiyaç dışı büyük parfümleri çıkarttık. Küçük boylarıyla değiştirdik. Parfümleri, kremleri. Eğer not defteri taşımayı seviyorsak ya bir sayfa kullanacağız ya küçük boyutuyla değiştireceğiz ya da artık telefonumuzun not bölümüne kayıt alacağız. Çünkü yazık bu da omuz ve çürüdü artık.
sizler için de öyle düşünüyorum. Böylece çantamızı gereksiz malzemelerden temizlemiş olacağız diye düşünüyorum. Hem küçük çanta kullandığımız zaman bize bu bilgiler avantaj oluşturacaktır. Hem de büyük olsun küçük olsun yüklerimizden kurtulmuş olacağız. Çünkü etrafımda çok fazla tedbirli, çok fazla evhamlı insanlar var. Üniversite hayatım boyunca yakın arkadaşım Merve, ondan birkaç videoda bahsetmiştim, belki tanıyor olabilirsiniz. Gerçekten şu boyutta kremi çantasına koyup getiriyordu. Buradan ona selam söylüyorum ama böyle bir kremi vardı ve bir siyah çantası vardı. İçine ve her şeyi dolduruyordu. Doldurduğu şeylerden bir tanesi de şu boyutta bir kremdi. Ben de onlardan biriydim. Ben de çok tedbirli ve evhamlı bir insandım. Bugün karar aldım. Dediğim gibi bu videodan sonra ben de kesinlikle artık çantamı temiz tutacağım ve çantamın içine gereksiz bir şey koymayacağım. Boşu boşuna iskeletimi bozmaya hiç gerek yok diye düşünüyorum. Böyle bir karar aldım. Sizlere kendimce düşündüğüm bazı şeylerden bahsettim. Umarım videoda eğlenmişsinizdir. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu tarz videoları istiyorsanız yorumlara yazmanız yeterli olacaktır. Bugünlük de bu kadardı. Aslında konuşasım var. Kamerayı hiç kapatma niyetim yok gibi. Ama konu bittiği için şu anda, anlatacaklarım da bittiği için herhalde kapatacağım. Bir sonraki videoda mutlaka görüşelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha sonraki videolarımdan haberdar olmak için. Ve beğendiyseniz bu videoyu bana destek olmak için beğen butonuna basmayı da unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşça kalın.